Şimdi bir daha okumayacağım. Arkadaşınız çok güzel kendisini ifade etmiş. Diyor ki günde 8 saat ders var diyor. İnsaf diyor yani diyor. Ondan sonra bazen işimiz çıkıyor, bir şey oluyor diyor. İzleyemiyoruz diyor. Ondan sonra da geri kalıyoruz diyor. Problemler üzerine düşünmeye zamanımız olmuyor diyor filan falan. Haftada bir defa tatil yapalım diyor. Benim aklıma geldi bu. Aklıma geldi ama öyle duyurmadık. Öyle duyurmadık ve yani bir nevi anlaşma var aramızda. Her gün 8 saat ders olacak diye. Cuma gününe kadar. Cumartesi, pazar. 2 haftada bir cumartesi, pazar tatil olacak. O köyün dönüşüm günü. Size sormam lazım. Ya eskiden köyün ilk kurulduğu yıllarda hiç tatil yapmazdık. Önce yalvarırlardı, ne olur tatil yapalım diye, psikolojimiz bozuluyor diye. Sonra Perşembe günü tatil yapmaya başladık. Bu koronavirüs sebebiyle o tatili kaldırıp son cumartesi pazarı şey yaptık. Tatil ilan ettik. Ne dersiniz siz? Bugün ders yapalım. Bugün ders yapalım. Ama yarın belki, pazartesi günü belki bir gün ara mı verelim? Yoksa konunun dışında ders verebiliriz. İsteğiniz der, isteğiniz demez. Ne yazıyorlar? Hocam bekliyorum. Yayından ötürü biraz geciktim. Ya günde 8 saat ders çok gerçekten yani. Köyde niye günde 8 saat ders var? Çünkü biz siz yaşta 16-17 yaşında çocukları başka düz zapt edemeyiz. Yani çok fazla boş zaman vermemek lazım onlara. Kim bilir ne yaparlar boş zamanları olursa. O yüzden günde 8 saat ders koyduk. Çok olduğunu biliyordum tabii. Yani ciddi bir öğrenci günde 8 saat dersten sonra çalışmak ister Hocam tabii bir ki. öğrenci tekrar yapmak için iyi olabilir bir gün tatil. Bir öğrenci demiş Bir ama. gün tatil. Bir de şey yazmış. 7 günde 8 saat matematik çok yorucu oluyor. Hocam haftada bir gün ara olursa bence çok iyi olur. Diyen var. Hocam konu dışında ders verebilirsiniz bir gün diyen var. Hocam pazar günleri olsun ara diyen var. Genel olarak tatile herkes bir günlük açık. Bir günlük Tamam. tatil açık. Ama bu pazar ders yapalım. Çünkü ben kendimi psikolojik olarak hazırlamadım tatile. Yani. Bundan sonra pazar günü olsun. Yani Mu? Yani bugün gelecek şimdi... pazar yok zaten. Ha? Bu gelecek pazar zaten ders Ha, yok. ders yok zaten. Ha, peki. Sonra bugün mü tatil olsun, yarın mı tatil olsun? Ne diyorlar? Tatile karar vermişsek eğer. Bir şey yapmıyorlar ki. Gürültü olmasın diye. Önemli değil, ne olacak? Köpekler var burada, oynaşıyorlar. Yavru köpek de kocaman bir köpek. Hocam bir de 8 saat değil ama 4 saat olur yazmış. Doğru söylüyor. Yaz günü ne oluyor ya 8 saat yani? Yaz günü ne oluyor 8 saat? Çok haklı. Ama yani öyle duyurduk, öyle yazıldı insan. Hocam tatili sordunuz ya ne zaman olsun? Ha. Yarın çünkü bugün kalktık diyenler var. Geldik artık. Hocam yarın demişler. Hepsi. Tamam, iyi. Çoğunluk. İyi, peki. Çok güzel. Tamam. Yarın tatil yapıyoruz. Yarın gidiyor ama Ha? bugün de bugün gelmişler yarın. Ne diyor? Bugün diyen de var ama Bugün de olabilir bence. Bugün. yarın da üstlerde de yarın var. Çok. Utku Kıvanç'a bak ya. Daha bugün olmasın. Kalktık o kadar diyor. Yani yarın da kalkarsa evladım. Ne olacak yani? Peki. Ben ders vermeyi çok severim. Yani ben hep ders verebilirim. Bak madem kalktınız bugün o zaman kümülü akşamın dışında bir şey yapalım. Kümülü... Madem kalktınız bugün ben ders yapayım sadece. Diğer hocalarımız ve benim dersimden sonra ders olmayacak bugün. Yarın devam edeceğiz. Öbür hocalarımıza söyleyelim. Peki Mustafa Yağcı. Mustafa Yağcı'yı bilmem. Bilmem. Herkes özgür. Peki bugün size ne yapalım bugün size? Ne yapayım? Ha. Güzel bir problem var aklımda. Tebeşir.
Şu madı ya çocukken yapardık. Aldım verdim aldım. Yani yarım ayak falan falan böyle kim kimin ayağına basarsa kazanır. O problemi bir zaman düşünmüştüm ama iki kişiye gerek yok. Tek kişi yapalım bunu. Tek kişi aldım verdim yapıyor. Rastgele oynuyor. Bu arada çözümünü unuttum ben de. Nasıl? Yani çözmüştüm bir zamanla ama nasıl yaptığımı unuttum. Bulurum herhalde tekrardan. Burada bir sıfır noktası burası. Bir, iki, üç filan diye gidiyor. Dört, beş. Sıfırdan başlıyor. Her hamlede ya bir metre gidiyor, bire gidiyor ya da iki metre gidiyor. %50 %50 diyelim ki. 1/2 olasılıkla. 1/2 olasılıkla. 2 sıçıyor. Önce 1 sıçtı diyelim ki. Sonra 2 sıçrayabiliyor. Sonra 1 sıçrayabiliyor. Sonra 1 sıçrayabiliyor. Sonra 2 defa. Bu kişinin neye varma olasılığı kaçtır? Neye varma olasılığı kaçtır? Kümele konuda ilgisiz. Yani kapatabilirsiniz ekranınızı isterseniz. Evet. Anladın mı herkes problemi? Yazı tur atıyor. Adil bir parayla. Yazı gelirse bir adım sıçrıyor. Tura gelirse iki adım sıçrıyor. Neye gitme olasılığı kaçtır? Ne? Hangi bir sayı? Yani bire gelme olasılığı 1/2 tabii ki değil mi? Bire gelme olasılığı 1/2. 2'ye gelme olasılığını hesaplayın. 3'e gelme olasılığını hesaplayın. İsterseniz tabii ki. Ya da isterseniz direkt probleme şey yapın. Saldırın. Ne diyorlar? Yok yok yok. Hocam geçse sayılır mı? Ne? Geçse. Üstüne basacak, üstüne basacak. Tabii ki geçecek bir zaman sonra. Yeterince atarsa eğer, tabii geçecek. En az... Mesela demiş, 10'dan 12'ye. Tamam, o zaman 15, yani ben sorduğum soru, kaç olasılıkla neye basacak? Birinci demiş, %50. %50 diyen var. Yok canım. Atmasın kafadan. Ya niye cevap? Artık anlamadılar mı? Ya böyle cevap vermesinler. Yap, soruya saygısızlık yapmasınlar. Soruya saygısızlık bu. Yapma ne olur. Yapma. Arkadaşlar 1/2 de, üzeri davranış çok önemli. Davranış biçimi çok önemli. Yani doğru davranın. Bire gelme olasılığı 1/2 değil mi? Buna P1 diyelim. P1. Bire gelme olasılığı 1/2. Birinci hamlede ya bire gelecek hemen ya da ikiye atlayacak. İkisinden bir tanesi. İkiye gelme olasılığı ne? İkiye nasıl gelebilir? İki türlü gelebilir ikiye gelmesi için. Ya bir atışta gidecek oraya 1/2 ya da iki atışa gelecek. O da ne? 1/4. P2 1/2 artı 1/4 eşittir 3/4 galiba değil mi? 3/4. P3 ne olacak P3? Nasıl gelebilir P3'e? 1/1 gelebilir değil mi? Böyle gelebilir. 1/1 ki bunun olasılığı 1/8. 2/3 yani. 2/1 yapabilir. Bunun olasılığı 1/2'nin karesi. 1/2 yapabilir. Başka yapamaz. 1/2'nin karesi. Kaç etti? 1/8. 1/4. 1/4. 2/8. 2/8. 4, 5, 5/8. Görüyor musun şimdi
kafadan atanlar ne kadar saçma sapan yani ayıp değil mi? Utanç duymuyorlar mı bundan? Bunu yapmayın. Yani bu da size, eğer bir şey öğreteceksem, bunu öğretebilirsem eğer kendimi başarmış hissederim. Yapmayın bunu. Cevap peşinde koşmayın. Soruyu anla önce. Neye gelme olasılığı kaçtır? Hocam bir öğrenci soruyor. Olasılıkları nasıl hesapladık? Ha, güzel. Güzel. Şimdi 3'e gelme olasılığına bakıyorum. 3'e gelme olasılığı. 3'e nasıl gelebilir? 3'e nasıl gelebilir? Bir, iki, üç. Böyle gelebilir değil mi? Bir böyle gelebilir. Bir adımıyla. Bir de iki bir adımla gelebilir. Bir de bir iki adımla gelebilir. Bunun her birinin olasılığı 1/2. 1/2, 1/2, 1/2. Ve ya buraya geldikten sonra olasılık yine 1/2. Bir adım ya da iki adım atma olasılığı yine 1/2. Değişmiyor. Buraya gelme olasılığı 1/2. Şöyle yapalım isterseniz. Tüm olayı yazayım. Ağaç yazayım. Sıfırdan başladı. 1/2 olasılıkla 1'e geldi. 1/2 olasılıkla 2'ye geldi. Birden sonra 1/2 olasılıkla 2'ye geldi. 1/2 olasılıkla 3'e gitti. Burada oyun bitti. 3'e bakıyor çünkü. Burada 1/2 olasılıkla 3'e geldi. 1/2 olasılıkla 4'e gitti. Açtı. 3'e gelmedi burada. Burada 1/2 olasılıkla 3'e geldi. 1/2 olasılıkla 4'e gitti. Açtı. Neye bakacağız? Buraya gelme. Buna bakacağız değil mi? Şimdi bu olasılık olduğuna göre buradan düşün ki 1 litre su akıyor yukarıdan. 1 litre su akıyor yukarıdan. Ve o suda yarım litre yarım litre diye ikiye ayrılıyor böyle. Olasılık o demek aşağı yukarı. Buradan 1 litre su geldi. Buraya kova koyuyoruz böyle. Kova koyuyoruz buraya. Buraya. Ve burada ne kadar su birikecek? Aslında o. Olasılık şey o. 1 litre geldi. Yarım litre buraya. Sonra burada ikiye ayrılıyor. Burada da yarının yarısı buraya. Yarının yarısı buraya gelecek. 1/2 buradan geldi. 1/4 buradan geldi. 1/8 buradan geldi. Burada 1/8 olacak. Su şeysi. 1/8. Burası 1/2, 1/2. 1/4 olacak burası. Burası da 1/4 olacak. Bunları toplayacağız. O kadar su var burada. Ne olacak? 5/8. P1 1/2 idi. Bir de gelme. 1/1. Sadece yarım litre gelecek buraya. P2 için ne olacak? 2 nerede? Burada var. Burada var. Bir de burada var. Bununla 1/4 artı 1/2. Anlaşıldı mı? Evet hocam, canım. Anlaşıldı. Bu ağaç yöntemi matematikte her yerde karşımıza çıkar. Her yerde karşımıza çıkar ağaçlar. Biz hayatta da zaten ağaçla şey yaparız. Ağaç evet, iki. Bu ikili ağaç. Yani açık koyu, güzel çirkin, kısa uzun falan biz de böyle karar veririz zaten ikili. 0-1 bilgisayardaki 0-1 gibi. Sağ sol, aşağı yukarı, ön arka falan. 0-1. Bazen üçlü ağaç falan olabilir ama genelde ikili ağaç yeter. Peki. Herkes problem güzel mi önce? Problem güzel mi? Hoşuna gitti mi problem? Benim çok hoşuma gitti problem. Hoş mu problem? Ve tabii neye sonsuza gittiği zaman bu PN'nin limiti var mı neye sonsuza gittiği zaman? Eğer problem hoşuna gittiyse şöyle bir saygıyla önünde eğilelim. Probleme saygı duyun. Öyle hemen atmayın kafadan. Ya var mı? Yani olur. Ha? Problem hoşlanıyor. Evet, hoş güzel bir problem. Peki. Şimdi ona zaman vereceğim. saat 10'da buluşacağız burada. Saat 10'da yarım. 35 dakika. 35 dakika. 35 yetmeyecek. Biliyorum yetmeyeceğini. Yetmeyecek. 35 dakika sonra buluşacağız burada. Evet. Peki. Baktım birkaç tane cevaba. Onlar uzun cevaplar vermişler böyle yani nokta noktalı toplayacaksın bir şeyi. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Cevabı ben de bilmiyorum zaten aklımda değil şu anda.
bir zamanlar bulmuştum. Bulursak herhalde ama bir size doğru bu konular nasıl düşünülür onu öğretmek istiyorum. Daha önemli bu. Şimdi burada bir nevi bir tümevarım yapacağız. Tümevarım yani. Yani bir önceki cevabı biliyorsan, N-1'e gelme, N-1'e ve N-2'ye gelme olasılığını biliyorsan, neye gelme olasılığını biliyor musun? Onun üzerine sonra genel bir şey bulmaya çalışacağız. Bir form, kapalı bir formül mümkünse kapalı bir formül bulmaya çalışacağız. Şimdi başlıyoruz buradan, sıfırdayız. Ve neye gideceğiz değil mi? Neye gideceğiz, ne noktasına gideceğiz? Tabii ne noktasına gitmeden önce yanlış düşüneceğim önce. Önce sizi yanlış yola sürükleyeceğim. Neye gideceğiz? Neden önce N-1 var? N-2 var? Ancak buralara geldikten sonra neye gidebiliriz tabii ki. Ama buraya geldikten sonra 1/2 olasılıkla 2 adım alırız. 1/2 olasılığı yarım adım atarız. Bir adım atarız pardon. Sonra buraya geldiğimiz zaman da değil mi? Bunu analiz etmesi çok zor buradan böyle. Yani buradan başlarsanız çok zor. Sondan başlarsanız şurada bir kocaman bir ağaç olacak böyle. Kocaman bir ağaç olacak böyle. Ondan sonra ne olan yerlere bakacaksın değil mi? Ne olan yerlere bakacaksın. N-1 olan yerlere ve N-2 olan yerlere bildiğimizi varsayıp bulmaya çalışacağız. Öyle yaparsan ben yapamadım öyle. Yani hatırlıyorum nasıl uğraştım bu soruyu. Böyle yapmaya çalıştım. Önce. Ondan sonra işin içine çıkamadım. Sonra şey değiştirdim. Strateji değiştirdim. Şimdi şey şu. Şimdi burada kocaman bir ağaç olacak burada değil mi? Burada kocaman bir ağaç olacak böyle. Bu ağaç gibi böyle. Kocaman bir ağaç olacak. Sonsuza kadar gidersen sonsuz bir ağaç olacak. Bu başlangıçta ya 1'e gidiyorsun ya 2'ye gidiyorsun. 1'den sonraki ağaç şunu unut burası. 1'den sonraki ağaca bak. 1'den sonraki ağaçla 0'dan sonraki ağaç aynı ağaçlar. Yani ilk atışta 1'e geldiğin zaman yani bunu hepsinden bir çıkar bunlardan. 0, 1, 2, 3 olsunlar. Aynı ağaç olur değil mi? Aynı ağaç sadece sayılar bir fazla. Yani bundan sonraki ağaç aynı. Sadece sayıları bir fazla yapmışız. 0 yerine 1 koymuşuz. Burada 2 yerine 3 koyacağız burada. Çünkü şey yapıyoruz. Sol taraftan 1 gittiği zaman. Burası 1 gittiği zaman 2, burası 3 olacak. Ve bundan sonraki ağaç da aynı. Bu bir nevi fraktal gibi bir şey. Herhangi bir aşamaya geldiğin zaman onun altındaki ağaçla, diyelim ki K'ya geldik buraya. Bu ağaç arasında hiçbir fark yok çünkü aynı oyun oynuyorsun. Değil mi? Buradan yağlanacağız. Şimdi neye gelme olasılığına bakacağız. Neye gelme olasılığına. Buna PN diyelim. Neye ulaşma olasılığı. Şu ağacı boş ver şimdi. Buraya gelme olasılığı da PN değil. PN eşittir. N'ye varma olasılığı. Bu tür şeyler, bu tür böyle sıfırdan sonra ağaç aynı, birden sonra ağaç aynı. Çok basit gözlemler ama o kadar derin ki, o kadar önemli ki bu gözlemler. Yani onu gördüğün zaman problemi çözmeye yaklaşıyorsun. Onu görmek için de problemle çok ilgilenmemen lazım. Yani ne oluyor burada diye, bu ağaç nasıl bir ağaçtır diye, yani ne oluyor burada, incelemen lazım. Problemle ilgilendiğin zaman, problemi çözmek istediğin zaman felsefeyi kaybediyorsun. Genel bakış açısını kaybediyorsun. Problem insanın çapını, problem çözmek, probleme odaklanmak insanın çapını çok daraltıyor. Problemden kurtulduğun zaman çok daha hoş şeyler görüyorsun. Ben de sizin gibiydim tabii ki. Hatta uzun yıllar boyunca sizin gibiydim. Çok sonra kurtuldum bundan. Hocam soru var. Ha. Bir çıkartırsak ağaç aynı olur demiştiniz. Peki ağaçtan en çıkartabilir miyiz? Tabii bu
Şimdi bu ağaçtan bir ençikada buradan K'dan sonraki ağaç ile sıfırdan sonraki ağaç aynı, sadece adları değişik. Buradaki ağaç, bunun altındaki ağaçtan her birinden K çıkart, aynen bunu bulursun. Buradaki ağaca K ekle, aynen bunu bulursun. Değil mi? Çünkü K'ya geldiğin zaman farklı bir oyun oynamıyorsun ki, aynı oyunu oynuyorsun. Sadece K'dan sonra gelen sayı K artı 1. Sıfırdan sonra gelen sayı 1 yani. Her şey K ötelenmiş oluyor. PN neye var mı olsun olsun. Şimdi en başa geldik. Sil bütün bunları. Biliyorum ki bir aslında ağacın gerisini yapmaya gerek yok. Çünkü biliyorum ki artık hep aynı olacak ağaç. Şimdi 1 bölü 2 olasılıkla 1'e gittik. 1 bölü 2 olasılıkla 2'ye gittik. Şimdi neye gelme olsa bakacağız. Neye gelme olsa bakacağız. PN eşittir. Buradan nasıl neye varabilirim? Ya buradan varırım ya da buradan varırım, doğru mu? Birden neye varma olasılığı ne? Kaç adım atacağız birden neye kadar? N-1 adım atacağız. Zaten atmışız buradan. Burada N-1 adım var. 1 bölü 2 olasılıkla şöyle yapalım isterseniz. Silgi nerede? Hani kovalar koymuştuk ya. Bu kovaların yarısı buradan başlayan yollarda olacak. Yarısı. Yarısı da buradan başlayan yolların olacak. Bir tanesi. Ne kadar saat? Toplayacağız bunları sonra. Neyin altına koyduğumuz kovaların toplamı bu. Bu da D'nin altına koyduğumuz kovaların toplamı ama bunlar birden geçenler. Bunlar ise ikiden geçen. İlk hamlede birden geçenler değil mi? Pardon, affedersiniz. İlk hamlede bir attıklarım ve ilk hamlede iki attıklarım. Anlaşılıyor mu? Hani şey yapıyorsunuz ya mesela 11 yapmış birisi. 11 ne yapmış? Bütün yolları hesaplamış. 1 artı 1 artı 1 artı 11 tane yapmış böyle. Ondan sonra 1 artı 2 artı 1 falan yapmış. Ondan sonra bir bunlar var. Bir de 2'den başlayanlar var. 2'ye evirdim. PN eşittir. 1 litre süt koydum buraya. 1 litre su koydum buraya. Yarısı buraya gitti, yarısı buraya gitti. Sonra yarısının belli bir miktarı buraya gitti. Sonra diğer yarısının belli bir miktarı buraya gitti. Bundan sonra ne kadar... Buradan sonra N-1 adım atacağız. Dolayısıyla buradaki suyun bir kısmı başka yerlere gidecek. Bir kısmı neyi atlayacak? Neyi atlayacak bir kısmı? Neyi atlayacak? Burada da bir kısmı neyi atlayacak? Neyi atlamayanlar burada? Neyi atlamayanlar burada? Birden başlayıp da. Bunun olsun diye, bunun olsun PN-1 tabii ki. Bunun olsun PN-1. Bunun olsun da PN-2 çünkü buradan buraya N-2 adım var. Demek ki sütün yarısının PN-1'i bu yoldan geçecek suyun. Çok yaşa. Tamam. Hocam bu sorular da uzun. Hı? Bakabilir misiniz? Bayağı uzun. Bakı yazdım. Olabilir. Batu Özer haklı olabilir. Bilmiyorum. Ben yapamadım, o yapmış. İyi. Yani daha doğrusu yapamadım değil. Yaptım ama kendimden emin olamadım. Yani bir şeyler yaptım. Ama ya eminse bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğiz şimdi. Ben sondan başladım. Evet. Ama sonra acaba doğru mu düşünüyorum? Yanlış mı? Çünkü olaylar kesişiyorlardı. Buradaki olaylar kesişmiyor. Buradaki ilk hamle ya birdir ya ikidir. Kesişmiyor. Sondan başlarsan eğer. Burası ne? Burası ne eksi bir? Burası ne eksi iki? Ne eksi ikiden neye giderken buradan da geçebiliriz. Ayrık olaylar değil bunlar. Yani şöyle bak. Bunlar diyelim ki bu küme ne eksi ikiden neye gitme giden yollar. Bu N-1'den giden yollar. Kesişiyorlar. Bunlar ne? Buradan tak tak atılan. Bunun olasılığı
Artı bunun olasılığı, eksi bunun olasılığı yapman lazım. Bu da A'nın eksi 2 diyelim. A'nın eksi 2, N eksi 2'den geçen yollar. A'nın eksi 1 de N eksi 1'den geçen yollar olsun. Ama kesişiyorlar burada. Hem A'nın eksi 2'den geçecek, hem N eksi 2'den geçecek, hem de N eksi 1'den geçecek. Dolayısıyla bu biraz karışık geldi bana. Biraz yani dizlerim titredi biraz. Yanlış yapmış olabilirim diye. Ama burada yanlış yapmadığımı biliyorum. Burada çünkü kesinlikle bunlar ayrık yollar. Birden başlayanlar ve ikiden başlayanlar. İlk adım bir atıyorsun. Bir de ilk adım 2 metre atıyorsun. Şimdi ve P1 kaç? P1'de 1 bölü 2 değil mi? P1'de 1 bölü 2. Bu ikisi her şeyi buradan çözmemiz lazım. Kapalı bir formül istiyorum. Nasıl yapabiliriz bunu? Hocam bir cevap daha mı? Hı? Mert de cevap yazmış. Hı? Yaz o zaman. Hı. Bir saniye. Mert de sağ ol. Ben bir şey yapayım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bunu yapar. Şimdi bunu çözmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Bu 2PN eşittir PN eksi 1 artı PN eksi 2 oluyor. Peki. Şöyle yapalım isterseniz. Hı? Topu nasıl çözdüğünü anlatacağım. Şöyle yapalım. Bakalım olacak mı? Burada zekice bir cebir işlemi vardı ama atmadığı için. Yani. 2P3 eşittir P2 artı P1. Sonra 2P4 eşittir P3 artı P2. 2P5 eşittir P4 artı P3. 2PN eşittir PN-1 artı PN-2. P0'dan P N'e kadar evet. PN'leri taraf tarafa toplayarak evet. Çözdüm. Evet, bravo. Ben de onu yapıyorum işte şimdi. Bunları toplayacağız böyle. Şey yapalım. QN P1'den PN'ye kadar olan sayıların toplamı olsun. Burada ne bulacağız? 2 kere P3 artı PN bulacağız. Eşittir. Burada ne bulacağız? Bu sütun. P2 artı PN-1 bulacağız. Burada ne bulacağız? P1 artı PN-2'ye kadar bulacağız. Evet. Şimdi bunları Q cinsinden elde edelim. Bu ne? Burası ne? Bu iki defa QN eksi P1 eksi P2. Değil mi? Burada birden başlamış toplama. Burada üçten başlamış. Dolayısıyla P1 ve P2 eksik. P1 ve P2'yi çıkarsan eğer bunu bulursun. Bu ne? Eşittir. Bu da ne? Bu da tam ortası. Tam ortası almışız. Ne yapacağız yani? QN
Parantez koyayım. Qn eksi P1 eksi Pn. Bu. Bu ne? Bu da ne? Bu da Qn eksi Pn eksi 1 eksi Pn. Güzel. Aha. Şimdi Qn'ler gidecek. İki Qn. Bir Qn bu da Qn var. Qn'ler gidecek. Şimdi Pn ile Pn eksi 1 arasında bir ilişki bulduk. Bak çok güzel oldu. Buradan eğer sadeleşmezse her şey, Pn ve Pn eksi 1 sadeleşmezse Pn ile Pn eksi 1 arasında bir ilişki bulduk. Çok iyi oldu. Çünkü daha önce Pn ile Pn eksi 1 ile ve Pn eksi 2 ile 3 tane P arasındaki ilişki bulmuştuk. Şimdi size onu 2'ye düşüreceğim. Ne diyor bu? P1 kaçtı? P1 1 bölü 2. P2 kaçtı? P2'yi bulmak lazım. P2 nedir P2? P1 1'e gelme olasılığı. P2 2'ye gelme olasılığı. O da 3 bölü 4. P2 3 bölü 4. Değil mi? Burası yani kaç olacak bu? Eksi P1 artı P2 kaç? 2 bölü 4, 5 bölü 4. Demek ki burası eksi 5 bölü 4. Çarptığım zaman da eksi 5 bölü 2 çıkacak. Eksi 5 bölü 2 eşittir. Eksi P1. Kaç eksi P1? Eksi 1 bölü 2. Eksi Pn, eksi Pn daha. Eksi 2 Pn. Ondan sonra eksi Pn, eksi 1. Güzel. Bunu bu tarafa atarsam ne olacak? Eksi 4, eksi 2 çıkıyor galiba değil mi? Eksi 2. Eksi 2 eşittir. Eksi 2 Pn. Eksi Pn eksi 1. Demek ki 2 eşittir. 2 Pn artı Pn eksi 1. Çok güzel. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bu arada şimdi bak. Şimdi neyi sonsuza götürelim? Limitin olduğunu varsayalım. Pn'lerin bir limitin olduğunu varsayalım. Bunu yaptığı son... O limite de P diyelim. Neyi sonsuza... Limite P diyelim. Buradan 2P eşittir. P artı P elde ediyoruz. Ve hiçbir işe yaramıyor. Oysa burada P'yi sonsuza götürdüğün zaman Pn yerine P al. 2 eşittir. 2P artı P ediyor. Bu da 3P ediyor. P eğer varsa P 2 bölü 3 olmalı. Limit varsa 2 bölü 3 olmalı. Ne demektir bu 2 bölü 3'ün anlamı demektir? Şu demektir. Ortalama 3 sayıdan ikisine basıyorsun demektir. Evet. Ne bulduk şimdi burada en son? 2Pn artı Pn eksi 1 eşittir 2. İki defa bir tanesi. Doğru mu yaptınız bakalım? İki defa bu artı, iki defa bu, 3 bölü 2 eder, artı bu, bak toplam, iki defa bu, 3 bölü 2, 1 bölü 2 daha, 2 etti. Buna bakalım, iki defa bu, 10 bölü 8, yani 5 bölü 4, 3 bölü 4 daha, 8 bölü 4. Çok güzel değil mi? Yani bir sonraki de bulabiliriz. Buradan. Peki, şimdi ne yapacağız? Şimdi aynı yöntemi kullanalım şimdi. 2P2 artı P1 eşittir 2. 2P3 artı P2 eşittir 2. 2P4 artı P3 eşittir 2. Devam et böyle. 2Pn artı Pn eksi 1 eşittir 2. Şöyle geleyim. Bunu toplayacağız şimdi. Bu da ne diyoruz? 2 defa P2'den Pn'ye kadar toplam elde ediyoruz. Artı P1'den Pn eksi 1'e kadar toplam elde ediyoruz. Eşittir. İkilerin toplamı. Kaç tane topluyoruz burada? N eksi 1 tane topluyoruz. Bak birinci, ikinci, üçüncü, N eksi birinci. İki defa N eksi 1. Bu neydi? Bu Q'du. Ha. Ama Q'yu bilmiyoruz. O Q'lar gitmeyecek. Hoşuma gitmedi. Buradan çıkartamadım.
Değil mi? Bu Q cinsine ifade. Bu Q eksi P1. Bu da Q eksi PN. PN. Q 3 tane Q kalacak orada. O hoşuma gitmedi. Limitini aldınız mı hoşuma gitmedi? Limitini alabiliriz. Öyle yapalım isterseniz. Bunlar, çünkü bunların limiti ben bunu bilmiyorum. Yapamadım bunu. Ne yapabilirim? Başka bir şey bulmam lazım. Kenarlardan birini karşıya atıp bir ters bir düz taraf tarafa sokmak evet. Oldu diyor. Olabilir. Aklıma geldi ama daha güzel bir şey yapabilir miyim düşündüm. Yani bir artı bir eksi, bir artı bir eksi diyor değil mi? Evet. Onu da yapabilirsiniz. Ama başka bir şey yapabilir miyim diye düşünüyorum. Hocam mesela ağacın satırlarındaki olasılıkları toplayarak açık bir olasılık elde etsek, çünkü en bulunduğu satırlarda sadece bir tane. Anlayamadım bunu. Şöyle yapalım. Peki, güzel. Evet. 2 ile çarpıp çıkaralım. Böylece P2 gidiyor. P3 kalıyor. Sonra bu P3 için burada 4 olacak ama. 4 ile çarpıp toplayalım. Öyle yapalım. (2P2)(+P1)=2. Şimdi bir sonraki buydu. Bunu eksi 2 ile çarpacağım. (-4P3)-2P2. Bu P2'yi götürmek için. Eksi 2 ile çarpmışım değil mi? Eksi 2'nin karesi oldu. Sonra topladığım zaman bunları 4P3 olacak. Bu 4 yazmayayım bunu. 2'nin karesi yazayım buraya. Eksi 2'nin karesi P3. Buraya eksi 2'nin bu 4 ile çarpacağım bunu ki gitsin o diye. Süper. 2 üstü 3 P4 eksi 6 2'nin karesi P3 eşittir 2 üstü 3. Evet. Yani bunu yaparaktan çıkar ama hiç hoşuma gitmedi bu. O da verilen cevaplara benziyor. Bazen verdiği cevaplara benziyor. Bunu böyle yapacağım. Karesi bu. Bir tane daha yazayım. Sonra ne olacak? Toplam bunlar. Bu gidecek, bu gidecek. Bu kalacak burada. Bir sonraki neydi? 2P5 artı P4 eşittir 2. Ama hiç hoşuma gitmiyor yani. Söyleyeyim yani. Çirkinlikler hiç hoşuma gitmez. Hiç hoş değil bunlar. Yani biraz önce biz söyledi bunu böyle bir şey yapalım diye. Ama ona direndim. Başka bir şey bulabilir miyim diye. Evet, ne yapalım? Burada ne oldu şimdi? Bunlar gitti, bunlar gitti. Bunu 8 ile çarpacağız, değil mi? 2 üstü 3 olsun diye. 2 üstü 4, eksi 2 üstü 4. P5.
Eksi 2 üstü 3 P4 eşittir. Eksi 2 üstü kaç? 4. Sonuç ne olacak? Ya artı 1 ya eksi 1. Değil mi? Burada görüyorsunuz. Eksi 1, eksi 1 üstü bir şey. Eksi 1 üstü kaç? Eğer 2 iken 1 oluyor bu. 3 iken eksi 1 oluyor. Demek ki eksi 1 üstü ne olacak burası? Ondan sonra 2 üstü kaç? 2 üstü bundan bir eksik. 2 üstü bundan bir eksik. O da 2 üstü ne eksi 1? Pn. Artı yine eksi 1 üstü ne? Eksi 1 üstü daha. 2 üstü. 2 üstü bir sefer. N eksi 2 değil mi burası? Burası N eksi 1'di. 5. Bu ne bu? Bu N eksi 1. Bu N eksi 2 bu. Burası Pn eksi 1 eşittir. Eksi 1 üstü ne? Sonra 2 üstü kaç? 2 üstü bu. Yani 2 üstü ne? 2 üstü ne eksi 1? Bunu topladığımız zaman böyle. Bunlar gidecek. Ne kalacak burada? Eksi 1 üstü ne? 2 üstü ne eksi 1 P? P ne? Artı P1. Her şey gitti. Artı P1 eşittir. Bu toplam. 2 eksinin karesi artı 2 üstü 3. Bunda eksi 6 değil mi? Böyle gidecek bu. Böyle kaça kadar gidecek? 6 eksi 1 üstü ne? 2 üstü ne eksi 1'e kadar gidecek. Bunu da hesaplayabilirim. Bunu hesaplayabiliriz. Ondan sonra P1 kaçtı? P1 P1'de 1 bölü 2 miydi? P1 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 olacak orası. Sonra bulacağım onu. Değil mi? P1 1 bölü 2 idi. Peki. Şu sayıyı hesaplamak lazım şimdi. Ona o sayıyı A diyelim. A eşittir. 2 eksi 2'nin karesi artı 2'nin kübü eksi 2 üstü 4 falan diye gidecek böyle. Artı eksi 1 üstüne 2 üstü ne eksi 1? 2 üstü ne eksi 1? Bunu her şeyi 2 ile çarpayım. 2A eşittir. 2'nin karesi eksi 2 üstü 3 artı 2 üstü 4 eksi 2 üstü 5 artı falan da gidecek. Artı eksi 1 üstü ne? 2 üstü ne? Toplayalım bunları. 3A eşittir. Bunlar gitti. Sadeleşti bunlar. Hepsi sadeleşti. Geriye 2 eksi eksi 1 üstü ne? Eksi mi? Artı. Artı topluyoruz. 2 artı. Eksi 1 üstü ne? 2 üstü ne oldu? Demek ki A'da bunu 3'e böleceksin. Demek ki ne bulduk? Eksi 1 üstü ne? 2 üstü ne? Eksi 1. Pn. Artı P1. O da 1 bölü 2. Eşittir. Bu sayı yani şu sayının 3'e bölümü. Bunu öbür tabak atalım. Hiç kendinden mutlu oldu mu? Söyleyemem. Burada çok memnunum kendinden. Bu çok hoşuma gitti. Nerede o? Buraya kadar çok hoşuma gitti. Bunlar hoşuma gitmiyor. Nerede? 2 üstü ne? Bölü 3 eksi 1 bölü 2 eşittir. Faydaları sabitleyelim. 1 bölü 6 olacak aşağıda. 4 artı eksi 1 üstü ne? 2 üstü ne artı 1? Eksi 3. Eksi 3. O da 1 kaldı burada. Burada 4 var. Burada eksi 3 var. 1 kaldı. O hiç olmazsa o oldu. Sonra böleceğiz. Pn eşittir. Pn eşittir. 1 artı eksi 1 üstü ne 2 üstü ne artı 1 bölü 6 defa 6'yı 2'ye 3 olarak yazalım. Şunu 2'ye 3 olarak yazalım. Bir 2'yi de şuraya geçirelim. Eksi 1 3 eksi 1 üstü neye? Bir defa eksi 1 üstü neye böldük. Sonra 2 üstü ne eksi 1'e böldük. Burada da bir 2 vardı. 2 üstü ne etti? Bir de ondan sonra 3 olacak değil mi? 3 olacak.
Cevap bu. Yani aslında şu ikiye ayıralım şunu. Bir burası var, bir burası var. Bunlar gidecek burada. Burada 2/3 kalacak. 2/3. Burası 2/3 değil mi? 2/3 burası. Yukarıda 2 var, aşağıda 3 var. Artı 1/-1 üstünde. -1 üstünde yukarı çıkaralım. Bu çünkü ya +1 ya -1. Yukarı çıkarabilirsin bunu. 2 üstünde ÷3. Demek sayı 2/3'e yaklaşıyor. Bu çok küçük çünkü. N büyüdüğü zaman. PN'yi bulduk. PN eşittir. 2/3 artı -1 üstüne ÷2 üstüne ÷3. Güzel mi? Hocam. Güzel değil. Müthiş. Müthiş. Ya evet, yani müthiş, evet müthiş, doğru. Vallahi ama çok güzel. Yani ağaç kısmına kadar güzel, sonrası çok kafa karıştırıcı. Kafa karıştırıcı falan diye hesap var. Ya hesap var. Hesap var. Yani şuraya kadar buraya kadar gayet güzel gitti. Gayet yani buraya kadar çok iyi. Bu çok iyi. Bu fikir bu. Fikir bu. Gerisi hamallık. Gerisi hesap yapıyorum. Tamam. Fikir önemli. Yani şu fikir önemli. Sonra bunu ondan sonra cebir. Ondan sonra bu geometri. Bu geometri. Ağaç fikir geometri. Fikir orada. İşin özü orada. Gerisi cebir. Cebir yapabilirsin, yapamazsın. Hocam ben bu sorunuzu Pisagor Okulu kanalında izlemiştim. Tekrar görmek güzeldi. Ha, iyi. Ben mi yapmıştım onu? Ha? Var. Ha. İyi. Böyle mi yapmıştım acaba ama? Biraz daha. Ha? Biraz daha farklı. Daha farklı. Tabii hesaplar biraz karıştı. Hesap karışmadı. Yani ne karışacak yani? Ne hesap karışacak? Yani ne karıştı ki? Onun kafası karışmıştı. Hesaplar karışmadı. Bunu bulduk. Bunu bulduk. Sonra bunu yazıyorum, topluyorum. Böylece bu PN-1, PN-2 arasındaki olan ilişkiyi PN-1 arasındaki ilişkiye indirgiyorum. Şimdi hesaplıyorum bunu. Bunu buldum. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım şimdi? Yani gördüğünüz bir 5 dakika kadar baktım buna ne yapabilirim diye. Burada 3 olsaydı, çok daha hoşuma gidecekti. Bak şimdi, öyle numaralar bakıyorum. Şimdi hemen hesapları atlamıyorum. Mesela diyelim ki ilişkim 2PN+PN-1 = 3. Diyelim ki ilişki bu. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Bunu 2PN, evet, 2PN-2 = ikisini buraya koydum. 1-PN-1. Değil mi? Bu da 2 defa PN-1 = PN-1 - 1. Ha. Şimdi QN = PN-1 diyorum. QN'yi bulursam PN'yi de bulacağım tabii ki. Bu 2QN, bu da -QN - 1. Gördün mü güzelliği? Evet. Ama maalesef 2 var. 3 olsa hemen yapacağım. 3 olsa öyle numaralar düşünüyorum ne yapabilirim diye. Böyle bir bunu PN yerine başka bir değişken alıp ilişkiyi basitleştirmek. Bak yani bu bir nerede o? Bir bu ilişkiye bak. Bir de bu ilişkiye bak. Değil mi? Hemen bulursun burada. Değil mi? Değil mi? Hemen bulunur. Önce PN = PN/2 üzeri N şeklinde yazıp orada biraz daha
Ha doğru atladım şimdi. Aha BNL'ler arasında ilişki bulmuştuk. Evet. Yani şöyle yapmıştık. PN eşittir. BN bölü 2 üstü N yapmıştık. Sonra BN'ler arasında bir ilişki bulmaya çalışmıştık. Evet, aşağı yukarı aynı şeyi yaptık galiba. Değil mi? Peki. Teşekkür ederim hepinize. Yani biraz daha şey yapayım isterseniz. Şimdi burada bir şey bulamadım. Yani böyle bir bu çok zekice bir şey. Böyle yani bu değil mi? Bu hoş bir şey yani. Böyle bir şey Google diyebilirsiniz. Bu da öyle bir şey aradım. Bulamadım. Ne yapacağım şimdi? Ne yapabilirim ki yani? Topladığım zaman maalesef Q'lar belirdi. Olma toplamak olmuyor. P2'leri götüreceğim. P3'leri götüreceğim. P4'leri götüreceğim. P5'leri götüreceğim. Onun için bunu -2'ye çarpıyorum. Böylece P2'ler gidiyor. Ama şimdi bu da -4 P3 oldu. Demek ki bunu 4'le çarpacağım. Toplayacağım sonra. P3'ler gidecek. Sonra bu da 8 P4 oldu. -8'le çarpacağım ki P4'ler gitsin. Böyle devam ediyor. Ve çetelesini tutuyorum. Çetelesini tuttum. Sonra topladım. Toplayınca P2, P3, P4, P5 gitti. PN kaldı. Gerisini yapabileceğimi biliyorum artık. Bir de P1 kaldı burada. P1 zaten 1 bölü 2 eşittir. Bunların toplamı. Şimdi bunların toplamı kaçmış? O sayıya A de. A'yı 2 ile çarp. Hepsi 2 ile çarpıyoruz. 2 üstü 3 iken 2 üstü 4 oldu. 2 üstü 5. Topla. 1A, 2A daha 3A. Sonra 2 artı hepsi gitti. En sondaki kaldı. A demek ki buymuş. Şimdi demek ki bu şu sayı ki bu 1 bölü 2 eşittir bu. Gerisi hesap yani. Şöyle eğer topladığın sayılarda bir örüntü varsa, aritmetiksel, geometrik falan bir örüntü varsa bir formülü vardır mutlaka. Varsa böyle güzel sorularınız, yani benim de konuya ihtiyacım var. Öğrenciler geliyor. Onları bana söyleyebilirsiniz. Yani şu olasılık var falan diye. Şöyle bir soru var falan diye. Peki. İyi pazarlar, iyi tatiller, iyi dinlenmeler, iyi eğlenceler hepinize.